Sağlık yatırımlarına bir yenisi daha ekleniyor. Adres bu kez Meram. İlçeye kurulacak Sağlıklı Hayat Merkezi'nin protokolü imzalandı. Meram, Sağlıklı Hayat Merkezi'ne kavuşuyor. Merkezin protokolü Konya Valisi Cüneyt Orhan Toprak, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve Konya İl Sağlık Müdürü Profesör Doktor Mehmet Koç tarafından imzalandı. Vali Toprak, kısa süre içinde tamamlanacak merkezin 16 birimiyle Konya'ya değerli hizmetler vereceğini kaydetti. Beslenme danışmanlığı birimimiz, fiziksel aktivite, fizyoterapiler dahil birimi, psikososyal danışmanlık birimi, çocuk ve ergen sağlığı birimi, ağız ve diş sağlığı birimi, enjeksiyon hizmetleri birimi, kadın sağlığı birimi, okul sağlığı birimi, kanser erken teşhis ve tarama, keten, bu çok önemli. Biliyorsunuz bu insanlığın hala kesin çözüm bulamadığı bir hastalık ve bunun da ilacının bir nebze de olsa çözümü erken teşhisten geçiyor. Benim eşim de bu hastanede, bu bölümde çalışmıştı, kanser savaşta ve önemini yakından bilen birisiyim ve bunun inşallah çok hayırlara vesile olacağını adım gibi eminim bu erken teşhis merkezlerinde. Vatandaşlarımızın da duyarlılıkla buralara müracaat etmelerini diliyorum bu vesileyle. Sağlıklı Hayat Merkezi, Aymanas Mahallesi'nde 3240 metrekarelik kapalı alanıyla hizmet verecek. Elimizin yettiği güç olanınca, bütçemiz olanınca yapabileceğimiz maddi manevi her türlü desteği hem eğitimle ilgili hem de sağlıkla ilgili işlerde her zaman kullanıyoruz. Bugünkü sağlıkla ilgili projemiz Meram bölgemiz açısından çok da önemli bir proje. Yeri Ahmet Özcan Caddesi üzerinde bulunan Zafer İlköğretim Okulu'nun hemen arkasında metro güzergahının üzerinde kalabalık ve yoğun bir nüfusun tam da ortasında ve Sayın Valim'in de belirttiği gibi yaklaşık 16 tane sağlıkla ilgili birimi ayrı ayrı içinde barındıran zemin artı 2 yüksekliğinde yer tahsisi belediyemiz tarafından yapılmış ve projesi de uygulama projesi de yine belediye ekipleri tarafından çizilmiş bir proje. Tesisin ihale aşaması hemen tamamlanacak ve bir yıl gibi kısa bir sürede hizmete başlaması sağlanacak. Sağlık olarak ikinci ve üçüncü basamakta gerçekten ülke olarak iyi noktalardayız. Ama tedaviden önce koruyucu sağlık hizmetlerine de artık bakanlığımız daha çok önem veriyor ve bu dönemde koruyucu sağlık hizmetini artırma yönünde projelerimiz giderek artıyor. Bu tesisimizde işte Sayın Valim'in de bahsettiği gibi kanserden sigara bırakmaya kadar bir sürü beslenme, diyetisyen, psikolojik danışma gibi özellikleri olan ama ayrıca aile sağlığı hizmetleri, aile sağlığı hekimlerimizin de hizmet ettiği güzel bir kompleks oluyor. Desteklerinden dolayı belediyemize çok teşekkür ediyorum.